Selamlar arkadaşlar. Geçenlerde bir anketçik yaptık. Sordum size hangisisiniz? Blue pill mi, red pill mi, black pill mi, hangisi? Ve bir kişi yazdı. Ben sadece bir normal insanım. Ben öyle gibi şey değilim. Ben sadece normal insanım. Aslında hepimiz normal insanık. Hepimiz normal insanık. Şimdi o kategoriyi belki o etiketi belki beğenmeyebilin. Ama bu işin gerçeği vardır ki herkes de blue pill olabilir, red pill olabilir, black pill olabilir. Bence yani herkes onların bir tanesidir. Onların bir tanesi. Kabul etsen de kabul etmesen de. Yani sen mesela blue pill'sun ama kabul etmiyorsun. Çünkü kabul etmiyorsun ki etikete kabul etmiyorsun ki saygı göstereyim, etikete kabul etmiyorsun ama senin düşüncelerine göre blue pill'sun. Yani ya sen belki simpsin de ona kabul etmiyorsun, belki sen simpliğe de kabul etmiyorsun, ya incel'sun de ona da kabul etmiyorsun ama bu demek değil ki incel değilsin. Ya so evet, hepimiz normal insanız. Ama şimdi size açıklayacağım birazcık blue pill, red pill ve black pill'un farkları ve özellikleri. Şimdi gelin başlayalım blue pill'da. Blue pill erkek genelde zannediyor ki öyle inanıyor ki karakteridir ki kızı kazanacak. İyi karakter ise o kız onu sevecek, beğenecek. Mesela kıza yardım yapıyor çok. Çünkü yardım etmek iyi bir şey değil. Bu demektir ki iyi insansın. Mesela kıza çok dinliyor. Bütün problemlerini, şeylerini dinliyor ve sürekli yardımcı olmaya çabalıyor. Evet, yani o inanıyor ki ben ne kadar çok iyi bir insansam kız beni o kadar çok daha iyi sever. Kızlar ben iyi kız isterim, benim yani beni sevsin, karakterime beni sevsin. Yani genelde blue pill'ler böyle düşünüyorlar. Böyledir yani. Tabii ki karakter çok önemlidir ama ilk görünüşte kimse karaktere bakmaz. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Yani demiyor kız, bu çirkindir ama konuşayım ya, belki karakteri iyidir. Yapmazlar, direkt sallarlar, yürürler, giderler hemen. İnanmayın. Blue pill'lar zannederler ki iyi karakterinden iyi bir erkek arkadaş olarak kıza sürekli güzel şeyler söylerek, iltifat ederek kız onu daha çok sevecek. Yani ne kadar çok seversen o da daha çok sevecek seni kız. Evet. Bizim bir sözümüz vardır değil mi? Seven sikilir, siken sevilir. Sen ne kadar çok üstüne düşersen o kadar çok kız tiksinecek ve seni daha çok kullanacak. Seni daha çok şey olarak görecek. Paspas olarak. Ama blue pill'lar öyle inanıyorlar. Ve blue pill'lar kimlerdir? Blue pill'i kimler yaratır? Kimdir blue pill'i? Mesela bazı anneler, genelde bekar anneler. Anneler ki bekardır. Derler çocuklarına, bak sen baban gibi olma. Sen kadınlara iyi davran. Sen kadınlara şöyle yap, böyle yap. İşte yardım et eşine, kız arkadaşına vesaire, evde bulaşıkları yıka, şunu yap, bunu yap. Sen de yardım et, daha et, kadın et, erkek eşittir. Daha yani sürekli güzel şeyler söyle kendine. Kadını kadın gibi hissetsin kendini. Genelde bunlar bekar annelerden gelir. Genelde bu blue pill eğitim bekar annelerde gelir. Ve yani Amerika ve İngiltere'de bakınca zaten %90'ın üstündedir bekar anneler. Bu yüzden tabii ki bekar anneler çocuklarını eğitiyor blue pill olsun. Çünkü onlara biraz erkek düşmanlık vardır. Yani o yüzden isterler
kendi çocukları şu büyütüyor babasız. Babaları gibi olmasın da iyi olsunlar. Baba sıkıntı burada nerededir ki? Maalesef hiçbir yere varamam öyle. Hiçbir yere varamam. Yani böyle toz pembe bir hayaldir bu. Sadece kullanırlar seni. Kullandıktan sonra erkekler daha çok ezilir. Ezildikten sonra yavaş yavaş evrimleştikçe kadınlar erkekleri geçer, eşit de olmaz. Erkekleri geçer ve siz hayal edebilir misiniz dünyada kadınlar bu dünyayı yönetse? Ben sana bir şey söyleyeyim. Size bir şey söyleyeyim. Kadınlar bizden fiziksel olarak güçlü olsaydı biz her gün dayak yiyeceydik kadınlardan. Biz her gün kadınlardan dayak yiyeceydik. Onlar bizden güçlü olsalardı. Kadın düşmanlığa bak, erkek düşmanlığa bak. Kadınlar ölümüne kadar giderler. Hiç kinin hiçbir zaman affetmezler. Ama neyse konu nereden nereye gidiyor. Onu diyeyim size. Yani Blue Pill anasından öğrenir bir erkek. Bir. İki. Medyadan. Özellikle Walt Disney. Bunlar gösteriyor ki her zaman erkek centilmen olması lazımdır. Erkek dediğin her zaman kıza bir şeyler almak lazımdır. Hediyedir, güldür, müldür sürekli. Yani birazcık toz pembe hayal bir şeydir. Daha sanki öyle onlar inanıyor ki kızlar onu seviyor. Aa bana gül getirdi. Şimdi kız sana çok değer veriyorsa çok sevinirsin ona gül getirdiğin ama sen o kadar çok şey değilsin. Sen kendini zaten bitalaştırdın onun önünde. Ve gül getirsen ne fark edecek? Getirmesen ne fark edecek? Hiçbir şey. O seni adam yerine koymadık sürece gül mül fark etmez. Ya hediyecik mi diyecek. Hoşuna gider ama o sevgisi sana artırmaz. Seni gurlanmaya daha çok artırır. Yani blue pill budur arkadaşlar. Blue pill budur. Birçok insanlar blue pill'dur. Genelde o insanlar şu derler ki ben kendimi hiçbir kategoriye koymam. Ben insanım diyenler genelde bu gibi insanlardır. Çünkü hiçbir erkek demez ki ben blue pill'im. Belki diyen var. Ama genelde derler ki ben öyle şeylere inanmıyorum. Ben öyle haplara inanmıyorum. Öyle derler. O yüzden yani birçok erkekler ki onu der blue pill'dur. Blue pill da böyledir. Yani blue pill'da işte kızlar karakterini beğenir daha çok. İlk karakterini beğenir. Ki en büyük yalandır o. Dediğim gibi karakter sonradan gelir. Biz diyoruz ki ilk neyini beğenecek, neyinden hoşlanacak senden. So gelelim red pill'e. Okay. Red pill erkek genelde maskülindir. Yani erkek şu alfalığına sahip ister çıksın ki istiyor ki yani maskülin bir erkektir. Testosteron yüksek olan bir erkektir. Genelde red pill erkek. Red pill erkek şeye özgüvene çok önem gösteriyor. Özgüven. Yani biliyorsan nasıl konuşacaksın bir kızla kendine bakıyorsan mesela fiziksel olarak bir yani güzel bir vücut yaparsan 2-3 level daha yukarı getirir seni çıkarır seni. Yani puanlamaya göre. O yüzden vücut çalışıyorsun mesela spor yapıyorsun bakımlısın. Sakal tıraşın onun bunun her şeyin bakımlıdır. Yani gösterilişine önem gösterir ama aynı zamanda da özgüvenine de gösterir. Ve aynı zamanda da biliyor ki parası da varsa o da bir yardımcı olur. So Red Pill adam özgüven konuşma vücut ve para bunlara inanıyor Red Pill adam. Yani bu yüzden birçok insan
red pill olması için, o statüsü yüksek olması için de desin ki ben high value erkeğim. Çünkü red pill adamları genelde high value erkek kendilerini zannederler. Ya demezler ki ben red pill olmaya çabalıyorum ama olduktan sonra, o şeye, kriterlere uyduktan sonra belki düşüncen red pill olabilir ama sen daha hazır değilsin. Sen daha hazır değilsin alfa erkek olmaya. Sen daha hazır değilsin, statüsün daha yükselmedi ya daha doğru düzgün işin yoktur, paran yoktur. Yani red pill adam inanıyor ki yani öyle para da lazım, önemlidir. Para da lazım, para da şarttır ama red pill adamlara da bunu deyin. Bak bunu deyin. Red pill adamlar da genelde cimridir. Parası olabilir ama kızla her ikide birde bunucuk almaz. Ne için o kıza her ikide birde onucuk bunucuk almaz? Çünkü pintidir. Ne için statüsü yüksektir? Ne için parası vardır? Çünkü pintidir, cimridir. Şimdi kızlar isterler adam statüsü yüksek olsun, güzel arabası sürsün, olsun olsun, busu olsun. Önem gösterirler ona. Ama onların yoksa da bütün paranı kıza harcan blue pill erkek gibi, kız sana saygı göstermez. Güzel evin olsun, güzel araban olsun, cebinde para olsun da gezdir kızı. O kadar çok harcamasan kendine, o kadar umurunda bile değil. Çünkü o şükrediyor ki öyle bir erkeğin yanındadır. Malsan sen onu para harcan o kıza ve o kız seni kullanır. Bu sefer blue pill'e geçer. Bu sefer simple'e geçer. Aynen öyle. Zengin adam, yani zengin adamların genelde çoğuları pintidir. Yani zengin adam, yani red pill adam özellikle, tamam belki bir gün yemek alır ama her ikide bir de gitmez kıza her istediğini alsın, her istediği şey yapsın. Çünkü cimridir. Ve ne kadar çok arkadaşım varsa ki cimridir, mutlu evlilikleri yaşıyorlar ve hatta bazılarının dostları bile vardır. Ama cimridirler ama adam status yüksek. Adam kendine bakıyor. Adamın özgüveni vardır. İşte red pill adamlar böyle. Red pill adamlar kendine güveniyor. Ama sebebi vardır da kendine güveniyor. Yakışıklıdır belki, kendine güveniyor. Parası vardır, kendine güveniyor. Statüsü yüksektir, kendine güveniyor. Vücudu iyidir, kendine güveniyor. Kim ne isterse desin, en önemli şey güvendir. Sen git bir tane çok yakışıklı bir kişi al, bilmiyor konuşsun, tavlamayı bilmiyor, tavlayamayacak. Kız ona bir sürü işaret verir, bir sürü frikik verir kendine. Gel beni tavla. Ama özgüveni yoktur, tam başaramıyor çok yakışıklı bir erkek. Ama biraz yakışıklı ol ya da orta seviye ol ve o frikiki gördüğünde, o şeyi gördüğünde, kızın kuyruğu şu sallanıyor, o zaman bam diye yapışın kendine ve kapan. Özgüven çok önemlidir red pill'de. Şimdi gelelim black pill'e. Pardon, red pill önceden şey dedim. Red pill kimler, red pill'i kimlerden öğreniyor red pill'i? Red pill az önce şeyden bahsettik değil mi? Blue pill'ler nereden öğreniyorlar? Annelerinden, medyadan vesaire. Red pill erkekler nereden red pill'i öğrenirler? Genelde babalarından, ki babaları, özellikle babaları annelerinden berabersa, tamam mı, ve mutlu bir evlilikleri varsa, andaki genelde red pill erkeklerdir ki ev mutludur. Blue pill erkeksen, evdeysen kadın hiçbir zaman mutlu olmayacak. İstediğin her şeyi yap kendine. Sen blue pillsan sadece maddiyatından olarak tatmin ediyorsun karıyı ama mutlu olmuyor. Mutlu evlilik için karısı yerini bilecek evde, erkek bilecek yerini evde. Herkes yerini bilecek. Lider olacak. Red pill adamlar, erkekler liderdir. Bu yüzden babalarından, evli babalarından alırlar o bilgileri. Ya babalarından alırlar ya abilerinden alırlar. Mesela kız tavlama konusunda da. Tabii ki siteler de vardır. Yani şimdi son zamanlarda feminizm sağ olsun, feminizmin, militan feminizminden dolayı
Red Pill gibi şeyler açıldı onlara karşı. Biraz erkekler biraz da erkek olsun artık anasını satayım. Blue pill'lik şeylik insanları feminenleştirdi. Ya. So evet, bilgi orada. Şimdi geliyor Black Pill'e. Black Pill'in Black Pill'ciler böyle inanıyor. Eğer yakışıklı değilsen, yani çat değilsen, yani 8-9 puanın üstünde değilsen, uzun boylu değilsen hiç şansın yoktur. Onlar ona inanıyor. Özellikle biraz çirkin isen unut, bitti. Hiç şansın yok. Hiç kız seni sevmeyecek. Sevse de lazım çok paran olsun da seni sevmiyor, paranı seviyor. Hiç ümidini kestiler yani. Bildiğin ümitlerini kestiler. Dünyanın ümitlerini kestiler. Aslında MGTOW'a da MGTOW, men go in their own way gibi bir şeydir bu. Ve genelde zannediyorlar böyle inselliğe inanıyorlar. Diyorlar ki işte bu inseldir. Korkarlar kıza konuşsunlar. Çünkü inanırlar ki kız onu maymuna benzetecek. Diyecek ki bu insan bile değil. Siktir git başından. Kendilerini insan değerinden daha düşük tutuyorlar kendilerini. Bu black pill'ler. Diyorlar ki ben tavlayamam. Ben kız tavlamıyorum ya. Ben kabul ettim. Ben yıllar geçti. Ben kız arkadaşım bile olamadı. Hatta bir tanesi oldu da çirkinliği de beni gazıkladı da gitti başka birisiyle. Da cart cürt yani ümidi kesti. Ve dedi ki ben yıllardır benim kız arkadaşım yok ve olmayacak da ben çirkinim, ben kısa boyluyum, ben şöyleyim, ben böyleyim de. Tamam pes edilir ben hayattan. Dediler ki siktir et, ben olamam, ben yapamam. Ama ben ne dedim? Red Pill'de ne dedim? Ben dedim ki yani erkek o kadar çok yakışıklı olmasa bile biraz yakışıklı olsa tamam mı? Ama bir kız, beğendiği kız yani atalarımızın bir sözü vardır. Her kör patlanın kör alıcısı vardır ya. Herkese göre bir kadın var bu dünyada. Herkese göre bir kadın vardır bu dünyada. Ama işte black people'lar küstüler de diyorlar ki yok ben çirkinim olmayacaklar. Ama bak benim dediğim gibi. Örnek vereyim size. Az önce verdiğim gibi. Bir chat çok yakışıklı. Kız ona signal verdi ve özgüveni yoktur ve o signalı yürüyemedi üstünden, tavlayamaz o kızı. Bir red pill adam ama o kadar çok yakışıklı değil ama o signali alınca yürü üstüne. O da çok önemlidir. Kızlar şu signalleri verirler. Nasıl beğendiği seni. Onun, o da ayrı bir video olur. Nereden anlan kız beğendiği seni. Şu beğendi seni. O ayrı bir videodur ama şimdi Blue Pill'ler çok fazla ümit ederler. Çok fazla ümitciler. Anladın? Blue Pill'ler çok fazla ümit yapıyorlar ve çok teos pembe hayalleri vardır. Zannediyorlar ki aşk hayat Disney film gibidir. Fucking Pamuk Prenses. You get what I'm saying? Bir de var Black Pill'ler. Black Pill'ler de fazla pesimisttir. Fazla karamsıyor. Hiç ümitleri yok. So Blue Pill fazla ümitli. Black Pill hiç ümit yok. So Cenk Hoca ne diyor? Cenk Hoca ne diyor? Take the motherfucking red pill now. Peace out.